Masumiyet dizisinde İlayda Alişan ile yakaladığı uyum ile dikkat çeken Serkay Tütüncü, Hürriyet'e konuştu. Tütüncü, yaptığı açıklamalarla gündem yarattı. İşte yakışıklı oyuncunun açıklamaları. Son dönemde nereye baksak sen varsın. Ama hikayeni pek bilmiyoruz. Sen kimsin? Serkay Tütüncü, babam Göztepe'nin eski futbolcusu. Annem coğrafya öğretmeni. Birbirleriyle tanıştıktan sonra Alaçatı'da yaşamaya başlamışlar. Ben de orada doğdum. Bir ablam var. Celal Bayar Üniversitesi'nde beden eğitimi ve spor yüksekokulunda okudum. O sırada Alaçatı'da sörf eğitmenliği yaptım. İstanbul'a nasıl geldin peki? Serkay Tütüncü, o rutin hayattan ve rahatlıktan sıkıldım, kendimi İstanbul'da buldum. Aslında kendimi biraz da işe yarar hissetmek istedim. Oyunculuk da hep aklımdaydı. Seni, Survivor'la tanıdık. Ardından rol aldığın dizilerle sevildin. Performansın her projede daha çok dikkat çekti. Nasıl başladı bu yolculuk? Serkay Tütüncü, 2017'de İstanbul'a ilk geldiğimde büyük bir yıkıma uğradım. Hayatım İzmir'de o kadar rahatmış ki. Kendime, evet Serkay, bir şeyin peşinden koşuyorsun, bununla ilgili tutkun var. Ya işler yolunda gitmezse, diyordum. Ama oyuncu koçumla tanıştım. O bana çok yön verdi. Komplekslerim, duvarlarım ve korkularımdan kurtulmam gerekiyordu. Kendimi tanımazsam başka bir karakteri tanıyıp oynayamayacağımı anladım. 2018'de birçok deneme çekimi geldi ama bekledim, doğru da yapmışım. Bütün motivasyonum da bundan daha iyisi olmak üzerine. Rahatlıktan sıkıldım, dedim. Hiç sıkıntıların yok muydu? Serkay Tütüncü, ben de zorluklar yaşadım. 3 ay sörf eğitmenliği yapar, o parayla 9 ay geçinirdim. Ama benim aslında kendimi bulmamla ilgili sıkıntılarım oldu. Ne gibi zorluklar yaşadın? Serkay Tütüncü, ben de, özgüveni yüksek olmasına rağmen hayatında bir şeyleri yoluna sokamayan insanların stresi vardı. Ya şu işlerde iyiyim, neden orada değilim, gibi şeylerin stresini yaşadım. Şimdi o özgüvene kavuştun mu? Serkay Tütüncü, yapabileceklerimin farkına vardım. Onlara yönelik çalışırsam bir yer edinebileceğimi düşündüm. Öyle de oldu. Ama bu bir parlama, her zaman üzerine daha iyisini koymanız gerek. Şimdi de onun stresini yaşıyorum. Nasıl bir yol izledin? Serkay Tütüncü, erkek oyuncularda jön algısı, yakışıklı, karizmatik ve kaslı görün, yeter, durumuna döndü. Güzellik algısından çıkıp sahnenin duygusunu gösteren çok az erkek oyuncu var. Bu işi gerçekten öğrenip sahnenin duygusuna göre oynamanın çok daha değerli olduğunu anladım. Ekranda nasıl göründüğümle ilgilenmemek oyunculuğuma yansıdı. Yani sen artık nasıl göründüğünle ilgilenmiyor musun? Serkay Tütüncü, evet, kamera karşısındayken önceliğim görüntüm değil. Her şeyi unutup sahneyi oynamak benim de yeni alıştığım bir şey. Ama sosyal medya kaslı fotoğraflarınla dolu. Serkay Tütüncü, sporcuyum, fiziğin iyiyse bunu dergilerde, sosyal medyada kullanabilirsin. Ben zaten sörf yaparken de çıplaktım, ona bakarsan. Ama olayın mesleğim açısından oraya gitmesini istemiyorum. Oyunculukta senin farkın ne? Serkay Tütüncü, işimi ciddiye alıyorum. 4-5 yıl iyi para kazanıp bırakmak gibi bir niyetim yok. Bu işi bir ömür yapmak istiyorum. Yeni dönemin en seksi bulunan erkek oyuncularından birisin. Seks sana ne ifade ediyor? Serkay Tütüncü, seks bence hayat enerjisi, herkesin hayatında hep olmalı. Seksüel çekimin olduğu yerde her zaman bir merak vardır. Hep diri tutar. Bu aslında yaptığımız iş için de geçerli. Partnerler arasında olması gereken bir çekimden mi bahsediyorsun? Serkay Tütüncü, enerjiye inanıyorum. Partnerinle sevişmek zorunda değilsin, sadece seyircinin sizi sevişirken hayal etmesini sağla, yeter. Sen sonuçta oyuncusun. Özellikle yaz dizilerinde bu böyle oluyor. Siz de, Masumiyet'teki partnerin İlayda Alişan ile yakıştırıldınız. Serkay Tütüncü, evet ama öyle bir yerde değiliz. Bizim amacımız zaten hikayeye inandırmak. Şöhret, tanınmak hayatını nasıl etkiledi? Serkay Tütüncü, sokaktaki hal ve hareketlerim, sosyal medyadaki bazı paylaşımlarım değişti. Tabii daha fazla kazanıyorsan, daha güzel bir yerde oturuyor, daha fazla harcıyorsun. Onun dışında çevrendekiler aynı olunca çok şey değişmiyor. Benim de çevrem ve arkadaşlarım aynı. Seni hiç tanımayan birine kendini anlatacak olsam. Serkay Tütüncü, haksızlığa uğramaktan nefret ederim, inatçıyım, iyi kalpli biri olduğumu hissediyorum. Gerçekten insanlara yardım etmeyi, imkan sunmayı seven biriyim. O yüzden beni doğru yerde, doğru zamanda, doğru konu içinde tanımanız lazım. Yoksa dışarıdan itici de görünebilirim. Yani öyle göründüğünü mü düşünüyorsun? Serkay Tütüncü, seni ilk tanıdığımda bana çok itici geldin, diyen pek çok insan oldu. Neden?
Serkay Tütüncü, kendi fikrime çok güveniyormuşum. Bir ortamda, bir tartışmada bir fikri sonuna kadar savunduğum için, o fikre sahip olmayan insanlar tarafından itici bulunuyordum. Oyunculuğun bana kattığı en güzel şeylerden biri de bu oldu, farklı fikirleri dinlemeye başladım. Masumiyette sevgilisine şiddet uygulayan bir karakteri canlandırdım. Kadına şiddetin bu kadar gündemde olduğu bir dönemde rolü kabul ederken tereddüt yaşadın mı? Serkay Tütüncü, evet. Aslında evren enerjilerine takık biriyim. Bu işi ilk okuduğumda reddettim. İkinci kez geldi, yine reddettim. 1,5 ay geçti. Bu sırada kadına şiddetle ilgili çok haber okudum. Zaten çok hassas olduğum bir konu. Sonra düşündüm, kadına şiddetle ilgili yaptığım tek şey, tweet ve story atmak. Bununla ilgili elimi taşın altına koymalıyım, dedim. Riskliydi ama bir aktör olarak böyle bir adamın ne kadar iğrenç, narsisist olduğunu ancak böyle gösterebilirdim. Birlikte rol aldığınız Hülya Avşar'la storyler paylaştın, Yeşilçam'ın en güzel mavisine bakıyorum, dedin. Hülya Avşar'a aşık mısın? Serkay Tütüncü, hayır, anne oğlu oynuyorduk. Ve yıllarca ekranda izlediğim insan masmavi bana bakıyordu. Çok tatlı bir andı. Hülya Avşar'ı tanımak gerek. Ben de onu tanıdıkça iyice hayran kaldım. Sette egosunu en az hissettiğim insandı. Aşırı heyecanlı çalışıyor. O kadar tatlı ki, bayıldım kendisine. Dizide iki kadın arasında kalan, ikisini de idare etmeye çalışan bir adamı canlandırdın. Sen hiç iki kadına birden aşık oldun mu? Serkay Tütüncü, asla iki kadını birden idare etmedim. İkinci bir seçenek olduğunda birinci bitmiştir. Ama bir kadınla beraberken diğer kadına aşık olduğum oldu. Anında ilişkimi bitirdim. Çünkü çok yorucu bir şey. Hiç aldatmadın mı yani? Serkay Tütüncü, eğer bütün arkadaşlarımın bildiği bir ilişkideysem o toplara hiç girmedim. Ama flört dönemlerinde tabii 2-3 kadınla flört edip kendimi tatmin ettiğim anlar oldu. Hep beğenilen bir adam mıydım? Serkay Tütüncü, fark edilmeme durumunu çok yaşamadım. Ama beni ön plana çıkaran hep yeteneklerimdi. Ortaokul, lise yıllarımda babamın işleri dolayısıyla İzmir'e yerleşmiştik. Futbol oynuyordum, bu beni arkadaşlarım arasında ön plana çıkardı. Üniversitede okula sörf derslerini ben getirdim. Seksi bulur musun kendini? Serkay Tütüncü, benim için seksilik özgüvenli olmak demek. Kendini yarış halinde hissetmemek, yeterli hissetmek, kendini tam olarak anlatmayan her şey seksi. Ben de kendimi o noktalarda seksi hissediyorum. Ama dış görüntü olarak bahsetmiyorum. Dış görüntümü de zaten çok beğenmiyorum. Peki, bir ilişkide fizik ne kadar önceliğin? Serkay Tütüncü, fiziğe baktığım zamanlar çok oldu. Ama içinin boş olduğunu gördüm. Çok fazla kendini gösterme çabasında olan, çok güzel kadınlar gerçekten bana artık çekici gelmiyor. Kendi hayatında mutlu olan kadınlar beni daha çok kendine çekiyor. Çapkın mısın? Serkay Tütüncü, eskiden çok çapkındım. Özellikle sörf zamanları. Yeni insanlar tanıdıkça tavrım değişti. Böylece ilişkilere bakışım şu an çok değişti. Ne gibi? Serkay Tütüncü, bir şeyler yaşamadığında ilişkilerin de değerini bilmiyorsun, öğrenemiyorsun, kıskançlık krizleri, kompleksler. Ben bunları gençliğimde yaşayarak aştım. Şimdi 30 ila 35 yaşlarındaki bir erkeğin hayatındaki tek motivasyonunun kadın olması bana çok itici geliyor. O yüzden şu noktada çapkın değilim. Zaten işten vakit de yok. Sosyal medyada takipçin çok. Ahlaksız teklifler geliyor mu? Serkay Tütüncü, tabii çok geliyor. Fotoğraflar geliyor. Özellikle Arap Emirliklerinden, gel benimle yaşa, diyenler oluyor. Ama gülüp geçiyorum.